Asgari ücret ve emekli maaşları konusunda müjdeler beklenirdi bakandan. Mesela Ticaret Bakanı ihracatçıya müjdeli haberlerimiz var bu hafta diyor. Her hafta ne olacak? Bakanlar müjdeli haberler veriyor. Çalışma Bakanı'ndan en çok müjde bekleyen geniş bir kesim var ücretler eridiği için. Çalışma Bakanı'nın müjdeleri pek yok. Müjdeleri başka kesimlere. Müjdeyi geçtim ya. Kaç haftadır burada hem Murat konuştu, biz konuştuk. Hep dile getiriyoruz. 2025'te mi emekli olsam, 24'te mi emekli olsam diye milyonlarca kişi bekliyor ya. Bir şeffaflık yok, bir açıklama yok. Neden 25'te emekli olmazsam, 24'te emekli olursam başıma bir bu... çalışma yapılacak o, bakıyoruz deniliyor bakıyoruz. Ya. 2 ay kaldı. Geldi 2 ay kaldı işte. Ekim, Kasım. Ekim'de bitiyor yani. Oldu alıp başına gidiyor. Asıl cevap Kasım vermesi kaldı. Gereken konular yani çalışması, İnsanların başvuru yapması evet. Lazım yoksa yığılacak. Yığılacak yani... Yani defalarca söylüyoruz, diyoruz ki bakın 2025'te emekli olacaklar, daha az maaş alacağı için 2024'de yığılma var. İnsanlar bir yandan da emekli olduktan sonra işten ayrılabilirler, böyle bir açmazdalar. Hani bir çözüm, bir şey söyleyecek misiniz? Bakıyoruz, çalışıyoruz. Bakıyoruz, çalışıyoruz. Bir aydır bakıyoruz, çalışıyoruz. Ne çalışıyorsunuz? Deyin ki en azından biz çalışmayı yapacağız ve bu düzenleme gelecek, siz rahat olun deyin. Ki insanlar bir panik halinde olmasın. Yok. Bu arada müjde bekleyenler için asgari ücrette olası zam senaryoları %20 olursa 20.402 lira olacak asgari ücret, %25 olursa 21.252 lira olacak, %35 olursa 22.952 lira olacak. Bunların hiçbiri de müjde olarak kabul edilmeyecek. Asgari ücrette de %20-25 artış bekleniyor. Velev ki asgari ücreti %50 arttırsanız 17.002 liralık ücreti ancak 25.503 lira oluyor. Keza emekli maaşı 12.500 lirayı 15.000 liraya çıkartalım mı en düşük emekli maaşını? Emekli maaşları %14 zam oluyor 6 aylık projeksiyona göre, enflasyon rakamlarına göre. Hadi onu %15 yaptın. Hadi %20 yaptın, yine bir etkisi yok yani. 15 bin lira %20 zam olursa emekli maaşı oluyor en düşük. Zaten diğer emekli maaşları da en düşük emekli maaşına yaklaşıyor. 15-16 bin liralık bir maaş ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu maaşları, düşük maaşı olanlar, düşük maaşta kalacak olanlar, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler... sosyal atık olarak görülmek istemiyoruz. Bize sadaka dağıtmıyorsunuz, sosyal yardım da yapmıyorsunuz, hakkımızı istiyoruz diyorlar ve müjde bekliyorlar ya. Bu müjdeler de Çalışma Bakanlığı bünyesinde verilecek müjdeler değil mi? Tabii, ben mi yanlış tabii biliyorum? Tabii yok, çok doğru. Dolayısıyla başka haberlerle gündeme geldi. Az buzda değil, %35 daha az maaş alacak yani 2024-2025 farkı. Az değil tabii, az olur mu? Çok büyük bir fark. Yani ve bu açıklanmıyor da. Yok. 2 ay kaldı. Bir sorun daha var mesela bu konuda da sizden, Sosyal Güvenlik Kurumu da Çalışma Bakanlığı'na bağlı değil mi? Bir de Ozan'a da şey sormak istiyorum, öyle bir hikaye var biliyorsun. 80 bin lira maaş alan yılın sonuna doğru 100 bin lira maaş alandan daha yüksek maaş alıyor. Tabii. Vergi dilimine girdiği için. Vergi dilimine girdiği için. Türk İş ondan da şikayet. 90 bin lira brüt maaşı olanla bu yıl 80 bin lira brüt maaş olan son ayda 80 bin lira brüt maaş olan 90 bine göre 300 küsür lira, 336 lira daha fazla maaş almış. Eline net ücret geçmiş oluyor. Çünkü Türk vergi sistemi öyle bir kurgulanmış ki siz maaşınıza hiç zam almasanız bile 4 kez vergi diliminiz değişebiliyor yani. Bir üst vergi dilimine geçebiliyorsunuz hiç zam almadan. Şimdi %15 ile başlıyor, %20, %27. Diğeri %35'lik dilime geçerken, örneğin diğeri 80 bin lira maaş alan %27'lik dilimde kaldığı için o son ayda 80 bin lira brüt ücreti olan daha 100 bin liradan daha fazla oldu. Niye vergilerini arttırmıyorlar ki daha çok vergi ve bu arada çok adilmiş. 20 ya mevzuat Ebru öyle bir kurgulanmış ki mevzuat. Şöyle Murat söyledi çok güzel, vergi dilimleri bak yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşuna arttırılsaydı bu vergi dilimleri, evet. 22 yılda bugün ilk dilim 110 bin lira değil 288.571 lira olacaktı. Bak kuruşu kuruşuna arttırılsaydı. Ama mevzuat öyle kurgulamışlar ki işçinin, emekçinin lehine hiçbir şey yok. Yok. Dar gelirlinin lehine hiçbir şey yok. Aynen. Memurun, bordronun lehine hiçbir şey yok. Şimdi 110 bin lira olan ilk dilim eğer kuruşu kuruşuna arttırılsaydı 288.571 lira olacaktı. Ve bugün bırak asgari ücretin üzerindeki tutarları 40-50 bin lira brüt maaş bile belki bir üst dilime bile girmeyecekti. Doğal olarak harcanabilir geliri artacaktı. Ha mevzuatı böyle kurgulayanlar İş kendi alacaklarına geldiğinde, örneğin akaryakıttaki ÖTV'ye geldiğinde virgülden sonra 4 haneyi dikkate alıyorlar. Yani akaryakıtta ÖTV'yi belirlerken virgülden sonra 4 haneyi dikkate alan sistem
işçinin, emekçinin, bordrolunun, milyonlarca kişinin 178.581 lirasını 22 yılda ortadan kaldırmış. Gizli gizli lokmasını elinden kesmiş. Almış. Tabii. Gizli verdiği gizli kırmış lokmasını dilim dilim elinden almış. Ne yapıyor parayla? İşte o aslında hani biz size çıktık yol yaptık, biz size köprü yaptık diyor ya. Sen yapmıyorsun kardeşim, cebinden mi veriyorsun? Tabii. Sen bizim paramızla yaptırıyorsun. Yaptırdığın da senin arkadaşın. Yani gidip de 3 liralık köprüyü 23 liraya yaptırıyorsun. 20 lirayı fazla cebinden, benim cebimden, işte bu maaşları kese kese vergi dilimlerinden onu ödüyorsun. Yok adamın gidiyorsun arkadaşına, ayda 7200 euro maaş alacak bu Almanya'ya giden arkadaş. 7200 euroyu nereden alacak? Alman hükümeti mi ödeyecek? Yok ben ödeyeceğim. Şöyle ben ödeyeceğim. Bir parodi yapmışlar. Ödeyecek. Şimdi bu Çin Seddi, ondan sonra diyorlar ki bize karşı bu Çin Seddi inşa edildi. Kaç liraya inşa edildi? 100 bin dolara inşa edildi. Ama işte